Efendim, herkese merhabalar. Bu videomda bugün size spora gidecek arkadaşlar için spor çantamızda neler olmalı adlı bir video yapayım diye düşündüm. Şimdi ben spor salonuna giderken bugün aynı zamanda lek bacak günüm. Ben bölgesel olarak antrenmanlarımı yapıyorum. Spor salonuna giderken spor çantamda neler bulunduruyorum hemen göstereyim size. Bu benim kol çantam. Buna ne yapıyorum efendim? Şurada hemen kulaklığımı görüyorsunuz. Kafa üstü kulaklık veya o günkü antrenmanda hangisi rahat olacaksa kulak içi mikrofon kulaklıkta da kullanabiliyorum. Bunun yanında bileklikler. Bu arada bunlar takım. Eldivenlerimle beraber. Şimdi ben ellerime dikkat ediyorum. Eldiven kullanıyorum sporda. Devamlı dumbbell. İşte halterle falan çalıştığım için. Eldivenleri kullanıyorum. Çünkü kendim müzik aleti de çaldığım için parmaklarımın hissiyatını kaybolmaması için, nasırlaşma olmaması için eldiven kullanıyorum. Bunlar isteğe bağlı. Bu bilek bantları çok güzel oldu. Bunun bir tanesini kolumdaki saat. Saatim bu arada Samsung GearWatch. Bir tanesini saatin altına takıyorum. Terlerimi de kolumu rahatsız etmesin diye. Diğerimi de diğer koluma takıp terlediğimde hemen anlık olarak silmek için kullanıyorum. Suluğum. Antrenmana genelde bisikletle gidiyorum. Kendi suluğumu götürüyorum. Spor salonunda genelde su satılıyor. Ama ben bisikletime de taktığım için suluğumu da götürüyorum. Bunun yanında zaten standart teri çabuk atabilecek tişörtüm, şortum. Spor için aldım. Özellikle spor için dizayn edilmiş malzemeleri seçmeye çalışıyorum. Bir tane klasik havlumuz. Böyle küçük boy. El havlusu dediğimiz. Bu tarz bir havlu kullanıyorum. Ne için gerekiyor efendim? Benchlere yattığınız zaman işte terliyorsunuz. Sizden öncekiler arkadaşlar çok hijyenik olduğu için terli terli o benchlere yatıyorlar. Ben direkt havlumu serip benchlerde bu şekilde antrenman yapıyorum. Bench sepelerini. Bir de ister istemez terliyorsunuz. Bir havlu ihtiyacınız olacak. Bunun yanında burada bir tane tayt kullanıyorum. Mevsimine göre bazen bisiklette sürdüğüm için uzun tayt da olabiliyor. Şu an video itibariyle Nisan ayında havalar daha yumuşak gidiyor. Kısa tayt kullanmaya başladım. Bu şekilde cepli bir model tercih ediyorum. İç çamaşırı kullanmıyorum sporda. Spordan sonra duş aldıktan sonra. Böyle teri çabuk atabilecek. Kısa bir tayt tercih ediyorum mevsimine göre. Uzun taytım da var. Bunu da kışın sert havalarda. Bisiklet sürdüğüm zamanlarda özellikle ihtiyaç duyuyorum. Bu cepli model. Her iki tarafının cebi var. Antrenman yaparken telefonu cebime koyuyorum. Kulaklığımı da takıp motivasyon müziklerimi de açıp antrenmanlarıma başlıyorum. Antrenman müziklerimi genelde Spotify kullanıyorum. Reklam olacak ama Spotify'dan listem var. Orada beni motive edecek. Spor salonunda müzik çalıyor gerçi. Ama ben kendi listemden antrenman yapmayı daha çok seviyorum. Orada kendi sevdiğiniz müzikler sizin motivasyonunuzu arttıracaktır. Dediğim gibi bu malzemeler çok pahalı malzemeler değil. Bunu mesela örnek vereyim. Defacto'dan aldım. Böyle bir şortu Defacto'da bulabilirsiniz. Amaç şimdi iç çamaşırları belirli bir sürede sonra terlemeden dolayı bacaklarınıza kızarıklıklar oluşturuyor. Spor malzemelerinin amacı teri vücuttan uzaklaştırmak olduğu için bu tür şeyler daha randımanlı antrenman yapmanızı sağlıyor. Teri vücudunuzdan hemen uzaklaştırmak için. Tekrar gösterirsek havlumuz. Dediğim gibi ben sepalarında bazı arkadaşlar çoğunlukla kullanıyorlar. Dikkat ediyorum. Hijyene dikkat ediyorlar. Bazı tipler var. Onları da ben ayıp olmasın ama seviyorum. Böyle alıyorlar. Halteri sağda solda bırakıyorlar. Ağırlıkları bırakıyorlar. Ben çalıştığım gibi tekrar çalıştığım aletleri de yerine bırakıyorum. Bırakmayan arkadaşlarla bir kulaklarını çınlatıyorum. Onlara böyle iltifat bir ediyorum yani gördükçe. Babalarının uşağı var sanki peştenden toplayacaklar. Geçen bir önceki videomda antrenman programı ile ilgili bir video hazırlamıştım. Orada da izledim. Beğenmedim gerçi. Kendi videomu beğenmedim. Kendime öz eleştiri de yapıyorum. Mesela bir konuşmada akıcılık. Bazen tabii spontane videolar çektiğim için bir aklıma geliyor. Mesela kameramı alıp geçiyorum. Spontane şekilde videomu çekiyorum.
Bu şekilde efendim benim spor çantama giren malzemelerimiz. Bundan sonraki videoda neyi çekerim efendim? Bundan sonraki videoda bir tane protein tozu. Protein tozları ile ilgili yapalım. Suplementler biliyorsunuz sporda. Özellikle vücutçuların vazgeçemediği ürünlerden. Benim de kullandım. Ben kendim protein tozu kullanıyorum. Bunun yanında multivitaminler var. Onları kullanıyorum. Kesinlikle steroid kullanmıyorum. Malzemelerim bu şekilde. Diğer videomda yani bu kategoride vlog çekeceğim. Kategoride supplementlere girmeyi planlıyorum. Devam eden videolarımı biliyorsunuz teknoloji konusunda da çekebiliyorum. Bakacağım ona. Güzel diziler yakalıyorum, filmler yakalıyorum. Bunları da öneri olarak atmayı planlıyorum. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. İster bayan olsun, ister erkek olsun. Yani spor çantanızı bu şekilde. Spora dair özel ekipmanlar kullanırsanız antrenmanınız daha randımanla geçer. Bu arada spor ayakkabı seçimini ben genelde ince tabanlılardan yana kullanıyorum. Çok kalın tabanlı spor ayakkabı kullanmamaya çalışıyorum. Tutuşu iyi olan. Çünkü halterle de çalışma yapıyorum. Duruma göre squat antrenmanı. Bugün bacak günü mesela squat antrenmanında kesinlikle yer alacak. Videomu bu şekilde efendim. Kafanıza takılan sorular olursa yorum kısmına bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.